Almanya'dan gelen bir kardeşimiz var, gurbetçi kardeşimiz. Şimdi o gurbetçi çok... demeyelim, ben buraya yaşamaya geldim. Buraya yaşamaya geldin ama evet. Almanya'da mı doğdun? Yok, orada büyüdüm. Orada büyüdün, evet. Orada yaşadın. Şimdi sana çok önemli bir soru yönelteceğim. Evet. Bu Almanlar bizi niye kıskanıyorlar? Almanya kıskanmıyor ki sizi. Nasıl ya? Kıskanmıyor basbayağı. Abi öyle diyor AK Partililer hepsi, Almanya kıskanıyor, çatlıyorlar hasedinden. Vallahi Almanya hiç kimseye kıskanmıyor. Gerçekten ekonomi durumu zaten belli. Euro aldı başını gidiyor. Almanya'da yaşantı da kolay. Yani o hani gurbetçi kardeşlerimiz var ya, hani sınırlarda söylüyorlar işte kıymetini bilin Türkiye'nin falan. Hepsi yalan. Hepsi yalan. Almanya'da herkes oturuyor. Oturduğu yerden parasını alıyor, kazanıyor. Kirası ödeniyor, elektrik suyu ödeniyor, her şey ödeniyor. Ondan sonra işte biz açız diye dolaşıyorlar. Bunların hepsi yalan yani. Onlar kendileri ilk önce gelsinler burada çalışsınlar. Tamam, ben asgari ücret almıyorum. Ben şimdi doğruyu söyleyeyim. Ben asgari ücret almıyorum ama yani buradaki asgari ücret alanlar burada geçinemez. Yani benim kiram 8 milyar. Yani bu da en düşük kiralardan biridir herhalde. Burada yani 8 milyara oturuyorum ben. Yani ya cidden... Almanya'dan gelirim var mı? Benim Almanya'dan gelirim yok. Niye döndün o? Ben burada çalışıyorum. Uluslararası satış elemanıyım ben. Evet. Aynen. Vatanımızı seviyoruz. Nasıl yani? Diğerleri sevmiyor mu? Yok, onlar da seviyor. Ben seviyorum abi. Eyvallah. Bir dakika. Gençlerin çoğu mesela yurt dışına gitmek istiyor. Mesela seninle yaptık ya, değil mi daha önce? Evet evet yaptık abi. Niye bu gençler yurt dışına gitmek istiyor? Abi ekonomi çok iyi olduğu için gitmek istiyor herhalde ya. Valla. Abi zaten... Gitsinler. Kafası olan gitsin Almanya'ya. Yurt dışına kaçsın. Vallahi şu an benim abim, Öz abim Türkiye'de tam 10 sene okudu. İşte Akdeniz Üniversitesi'ni okudu şeyde Antalya'da. Atanma falan şu an olmadı hiçbir şey. Adam ne iş bulabildi ne bir şey. Adam şu an mecburen yurt dışına kaçtı. Peki niye mesela, ben hep şunu düşünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği ülkeyi batırdılar abi. Yani hiç bilemiyorum yani. Kafam benden bu abi. Ben artık hiçbir şey söylemiyorum. Çünkü doluyum abi. Bildiğin gibi doluyum. Ben konuşmayacağım abi. Her şey. Yalan, palavra, iftira, dedikodu. Sen bana iş ver arkadaş. Ben evimi de alırım, evlenirim de, arabamı da. Bu iş imkanını yaratacak olan kim? Kim? Cumhurbaşkanı. Kendisi padişah zannediyor, Allah zannediyor, peygamber zannediyor. Bana geliyor, Andersen'den masallar anlatıyor. Bana ben masal anlatma. Sen bana iş ver. Tamam da. Dedin ki Sayın Erdoğan kendini padişah zannediyor dedim. Bu durumu kim fırsat verdi ona? Kim verdi? Halk verdi. Halk. Başka kimse vermedi. Ona padişah olsun diye mi oy verdi insanlar? Bile bile verdik abi. Ben de bile bile ben de verdim. Bile bile verdim. Ben bile bile verdim. Niye verdin bile bile? Ya benim işime geldi ama o da olmadı. Ya, senin yalan. İşine geldi. Sen kendini düşünüyorsun. Ya ben herkes de kendini düşünüyor. Olur mu canım, milleti düşünün. Yok biraz. Abi yok. Senin... Para oldu mu herkes bir. Peki pişman mısın oy verdiğine? Pişmanım. Pişman. İnşallah bir daha gelmezler, giderler. 5 sene sonra. Gelirse verir misin tekrar? Yok be. İşine gelirse verirsin. He? İşine gelirse verirsin. Yok, vermem bir daha. Tövbe. Ağzım yandı. Tövbe ediyorsun. Ağzım yandı. Ağzın yandı. Abi görüyorsun 20 hadi seneden beri ne yaptılar? Hep konuşma yaptılar. Peki, her milleti kandırırlar. Kandırırlar abi. Anladım. Size sorayım mı gençler? Evet. Konuşmak ister misiniz? Neredesin sen? Tekrar aradın mı abicim? Aradım abi, açma ya. Bir saniye, bir daha. Geçen yayınladım ben senin videonu. Tekrar aradın mı? Aradım şimdi abi. Şimdi bir arar mısın? Duyuyor abi, musun numarası? Sildim be ya, açmıyor. Açmıyor mu? Açmıyor. Şimdi... Ya engelledim abi, açmıyor be ya. Bir saniye. İkinciye konuşturmayın ya. Aradım, açmıyor abi. Ağırmıyor. Açmıyor, vallahi açmıyor. Onu kestin ama sen zaten iş bulmuştun. Ya buldum zaten de. Gençler, siz yurt dışına gitmeyi düşünüyor musunuz? Yok abi, gidemeyiz. Abi, imkan olsa giderim ben. Ama gidemeyiz misin? İmkan olsa gider misin? Nasıl? İmkan olsa giderim de. Abi artık bu saatten sonra yaşanmaz bu ülkede ya. Bak, abi petrol bulduk diyorlar, benzin 35 lira oldu. Doğalgaz bulduk diyorlar, %220 ÖTV zammı geliyor. Bu mu yani? E ne oldu? Düzelecekti ülke. Almanya kıskanıyordu bizi. Abi benim yaşım yetmiyor. Yaşın sen verdin mi? Ben sen de vermedin yok. Değil mi? Aileniz peki? Abi benim... Abi ben ailemle kavga ediyorum. Niye? Erdoğancılar diye. Ailen Erdoğancı. Senin? Abi benim Kılıçdaroğlu'na verdi. Çünkü Erdoğan'dan artık beklenti kalmadı 20 yıldır. Kılıçdaroğlu da galiba boş çıktı gibi. Abi Kılıçdaroğlu da belli de Erdoğan da verecek halimiz yok. 20 yıldır batırdı bu ülkeyi ya. Öyle abi, yapacak bir şey yok. Eriyen Türk lirasını soruyorum. Bir ara Euro 30 liraya çıktı biliyorsunuz. Evet. Türk parası değer kaybetti. Ne düşünüyorsunuz? Valla dediler işte biz şey yapacağız, indireceğiz. Bayağı millete bir indirdiler yani. Millet de bunun farkında değil. Yani doları bayağı yükselttiler. Şimdi eskiden bir çeyrek altını biriktiriyordu, bir köşeye koyuyorduk. 215 lira, şimdi onu alamıyoruz.
Şimdi düzgün kıyafet de alamıyoruz. Yani gidiyorsun bir parça, bir buçuk, bir milyar, bir buçuk milyar diyorlar, alamıyoruz. Bir ayakkabı alıyorsun, bir milyar diyorlar, 600-700 alamıyoruz. Şahsen yani o alamayanlar var, çok var. Millet perişan. Allah kolaylık versin ama inşallah o oy verenlerin de daha bir zor günler geçirirler, aklı başına gelsin. Gelir mi? Gelir. Sürünürlerse gelir. Ben geleceklerini düşünmüyorum. Ben gerçekten akıllarının başına geleceklerini düşünmüyorum. Bu şekilde devam eder. Yani bunca olan şeye rağmen hala akıllanmadılarsa, hala AK Parti diyorlarsa ben düzeleceğini düşünmüyorum açıkçası. Peki sorumlusu kim bunun yaşadığımız sorumlusu? Erdoğan. Hayır, ben Erdoğan olduğunu düşünmüyorum. Ben insanların düşünce tarzının olduğunu düşünüyorum. Bence de insanlar. Yani insanda akıl var ve halkımız bunu kullanması yapıyor gerekiyor. Yani. Aslında halkımız. Halkımız yapıyor. Halkımız yapıyor. Yani Erdoğan da kandırıyor. Hani bir paket kahveyle milleti kandırıyor, bir paket makarna ile milleti kandırıyor, millet de kanıyor. Şey vardı, celladına aşık olmuş bir millet. Hani ister ezan dinlet, ister çan dinlet, tamamen o mesele. Sizler muhafazakar insanlarsınız. AK Parti'de genelde politikaların siyasetini muhafazakarlık üzerine kuruyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? AK Parti'ye oy vermediniz anladığım kadarıyla. Ben vermedim. Ya ülkeyi öyle bir hale getirdi ki aslında hani din üzerinden insanlar artık dinden soğuttu. İnsanları gerçekten dinden soğuttuğunu düşünüyorum. İnsanları dinden soğuttuğunu düşünüyorum. Siz oy verdiniz galiba. Ben verdim. Pişman mısın? Ya pişman değilim, verdim ama eşim falan pişman. Çalışanlar düşünsün, onlar yani zor durumdalar. Kirada 20 milyon kira alıyor. İnşallah 30-40 olur da aklı başına gelin milletin. Ne yapayım ben yani, hangisi başa gelirse o kafayı yiyip alıp başı gidiyor yani. Umudunuz var mı son olarak? Var var, inşallah 5 sene sonra Ekrem abiyi görmek isteriz. Ekrem İmamoğlu. Başa geçse çok güzel, hayat düzelir. İnşallah. Şimdi CHP'ye oy verdiniz. CHP'ye verdim. Kılıçdaroğlu'nun bu tutumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kılıçdaroğlu bence gitsin, İmamoğlu başa gelse daha güzel olur. Ya bilmiyorum, Kılıçdaroğlu başta durduğu sürece kaybetmeye sanırım mahkum. Ben konuşmak istemiyorum. Abi gel. Henüz gencim abi. Ömrümü hapiste bitti. Anlamadım, korkma ya, bir şey olmaz ya. Abi, ne düşünüyorsun gidişata? Abi gidişatı nasıl düşünüyorum? Yani Türkiye gitti zaten, Suriyelilerin oldu biliyorsunuz hepiniz de bu ülkeyi. Hani siz Suriyelileri çıkarsanız bir de bu Cumhurbaşkanımızı yollasanız çok güzel olur. Hani yurt dışına kaçmaya gerek yok. Ülke cennet gibi diyorsun. Aynen, ülke cennet gibi. Önemli olan sadece iki şeydir. Suriyeliler bir, Cumhurbaşkanı iki, tamam mı? Bunları gönderdiniz mi hiçbir şey kalmaz, tamam mı? Çünkü milletvekilleri diyorsanız Cumhurbaşkanını gönder diyorsun değil mi? Aha. Kim gönderecek? Abi bu halk gönderecek. Sen halk değil misin? Ben halkım. Ben tek nasıl göndereceğim? Senin oyun ne olacak? Tamam. Sen de vereceksin, başkaları da verecek. Tamam, ben veriyorum. Ben veriyorum. Ben Kemal Kılıçdaroğlu'na veriyorum. Ama Kemal Kılıçdaroğlu olmasa bile ben başkasına veriyorum. Ama yaşlılar vermiyor. Tamam mı? Yaşlılar niye? Yaşlılar diyorsun. He, vermiyor abi. Resmen hani hakaret etmiş gibi olmasına bak, koyunlaşmışlar ya. Resmen koyunlaşmışlar ya. Yok ya, kanalize bir şey. Oy verdin değil mi? Oy verdin. Ailen ne düşünüyor bu konuda? Abi ailem zaten keşke babam burada olsaydı. %100 küfür ederdi, yakalanırdı babam. Vallahi işte. Küfür yok. Sen küfür şey yok. Mi düşünüyorsun ya? Erdoğan baştan gidince her şeyi çözülecek mi zannediyorsun? Tabii ya. Allah Allah. Evet. Erdoğan bir sürü İngiltere'de. Eskiden de vardı ama burada yoktu. Kendim yine dediğim gibi yurt dışına çıkıyorum ama değil Erdoğan, buraya kimi sokarsan sok. Şu an ülke batık bir durumda olduğu için kim gelirse Yasin şu anda düzeltemez. Yani şu an tek mesele Erdoğan değil, tek mesele Suriyeli değil. Mesela Suriyeliler bizim din kardeşimiz. Kesin hani burada şey yapalım şimdi öncelikle. Suriyelilerle biz din kardeşiz yani. Ya abi, Erdoğan'ı baştan göndermeye çalışsam bile sırayla gidelim. HDP dönmüş çarşamba. Sırayla gidelim. Sen şu an Erdoğan'ı baştan göndermeye çalışsam bile başa geçen kişinin öncelikle biraz çaba göstermesi lazım. Sonradan Türkiye'yi düzeltmesi lazım. Türkiye hemen şu an düzelebilecek bir durumda değil. Tamam da. Şunu bilelim. Ne yapalım o zaman? Ülkeyi kapatalım mı? Gidelim mi hep beraber? Asla, hayır tabii ki de yani bu olalım, yani bu vatanı almak öyle kolay bir şey değildi. Yani vatanı benim mücadele edeceksin. Ya aslında hepimiz gitmek zorundayız şu an. Şeyin röportajı. Evet evet. Ben haftaya yani yolcuyum inşallah. Ha, haftaya yolcu. Evet. Umudunu kesmişsin sen. Ben bunu. Ya benim zaten Türkiye'den umudum kalmamış. Ama benim sadece sana da demek istediğim Erdoğan'ı veya Suriyelileri göndermek bir çare değil. Yani bu sadece hani mesela atıyorum dediğin gibi tamam Erdoğan kazandı artık. Hani bunda yapabileceğimiz başka hiçbir şey yok. He, burada sadece konuşursun. Ondan sonra yeni zamanı gelir. Bu da sadece Türkiye'ye bir şey olsun yani. Sadece zamanı gelir ve yine de aynı şekilde iktidara yine aynı şeyi koyarlarsa bu sefer insanlar hani artık sıkılır, anladın mı? Bir şey söyleyeceğim. Yani gençlerin çoğu gitmek istiyor. Peki tabii. Sen gidersen gideceğim. O giderse, bu giderse ne olacak? Kime kalacak bu ülke? Suriyeliler çalışacak. Suriyeliler değil aslında. Suriyeliler.
Yok, Suriyeli değil. Tayyip'e oy verenlere diyelim. Yaşlı abimlerimize diyelim. Vallahi hani merhaba sana. Yani öyle abi ya, vallahi sıkıntı ülke gerçekten, dediğim gibi çok sıkıntı, ama bir hani sadece suçu bir kişiye veya kişiye atmayın. Bir Erdoğan veya sadece Suriyeliler değil. Yani bunu hem halkımıza, bütün insanlara, yani Türkiye'de yaşayan kim, yani AK Parti kazandığı zaman, Tayyip Erdoğan kazandığı zaman kornalara basıldı, onlar yapıldı, şunlar yapıldı, eğlenceler yapıldı. Bu eğlencelerin içinde hepiniz vardınız. Hepiniz vardınız. AK Partililer diyor ki, biliyorsun seçimden sonra tabii koyduk mu yine dediler. Ya, peki tabii kim kime koydu? Ben anlayamadım ya. Erdoğan bize koydu. Onlara koymuş olmuyor mu? Onlara koymuş olmuyor mu? Yok, yok be ya. Partililer de çekiyor sadece bu ekonomik sıkıntıyı, onlar da çekiyorlar. Yok be, yanında olanlar mesela biz kendimiz görüyoruz. Hani bizim yanımızda olanlar mesela AK Parti ile şu olanlar var falan. Hani onları da görüyoruz. Parası desen adamlar kazanıyor abi. Onlar çok gerçekten güzel para kazanıyorlar. Ya tabii ki herkesin değildir. Yani hepimiz burada bir mukabeleyiz zaten. Ama kazanana da oluyor abi ya. Yani zaten o yüzden kazananlar da kazananlar da var ya. Ama genele bakmak lazım. Türkiye'nin geneline baktığımız zaman. Ya işin sonucunda bizim bütün Türkiye'nin gençleri gurbete çıkıyor. Allah yardımcınız olsun. Hepimizin yardımcısı olsun. Ne düşünüyorsun bu gençlerin yurt dışı sevdasını? Haklılar mı? Bilemem abi. Herkesin düşüncesi ayrıdır. Bir şey diyemem. Sen ne düşünüyorsun, bu gençler gidiyor sürekli? Giden yol açık olsun. Ne diyeyim abi? Öyle mi? Kalmasınlar ya. Gitmeyin kalmayın demiyor musun? Tercih meselesi. Ne diyeceğim şimdi abi? Tamam da ekonomik gidişatı nasıl görüyorsun? Ekonomik gidişat şu an iyi değil. İyi değil. İyi. Maalesef. O zaman gençler gitmekte haklı mı? Haklı, hak veriyorum. Herkes kendine bir çare arıyor. Sen genç olarak ne düşünüyorsun? Ben Fransa'da yaşıyorum zaten. Nerede? Fransa'da. Oo, Fransa'da yaşıyorsun sen. Oradan bakınca nasıl görünüyor burası? Burası daha güzel. Şimdisi daha güzel. Aynen. Hocam, hangi anlamda daha güzel? Mesela yaşam olarak çoğu tersini düşünse de aslında orası da zor yani yaşam tamam olarak. Ekonomik olarak Türkiye nasıl? Onu bilemem. Bak ne diyor genç. Sen buraya geldin. Yani kim gelmek istiyorsa gelsin, serbest zaten. Nasıl ki serbest? Gidemiyor. Kim nereye gidiyor? Fransa vize veriyor mu? Ya işte yaşamak isteyen gelsin yani. Kendi ülkemize mülteci durumuna düşmüşüz ya. Üniversite Suriye'de diyalene bedava, şeye bedava. Ben üniversite okumuşum, sağlıkçıyım. Türkiye bitmiş, ne davası görüyorsun? Benzin oldu, bu gece de 1.58 şey zam gelecek. He, Türkiye bitti, artık Türkiye'de yok. Bilhassa Türkiye'yi bu bölecek ikiye. Dayı, senin yaşlılık maaşın var mı? Ya sen bak bu dayı her de şöyle, bu dayı gibi bulamazsınız. Genelde AK Parti'yi destekliyor senin jenerasyon. Vallahi bilmiyorum. Vallahi çok kötü durumdayız. Bu Suriyeliler de getirdi Türkiye'nin başına, bela etti. Beladır. Beladır. Yarın o bir gün Türkiye'yi yar bölecek. Çanakkale Savaşı'nda niye demediniz ya? Suriyeli istemiyoruz. Niye demediniz ya? Abi desek ne olacak ki? Ne demek? Kardeşim savaş orada şehit verilmiş ya. Sadece Suriyeliler mi vardı? Balkanlardan gelenler tamam, bak, de vardı. Şu anda Suriyeliler. Tamam, o zaman Osmanlıydı orası, biliyor musun? O zaman Osmanlıydı. O zaman yani, Osmanlıydı. Tamam, Osmanlı'da Balkan'da vardı. Bir dakika. Çanakkale. Baksana Çanakkale ile ne? Çanakkale'de kim savaştı? Türkler, Kürtler savaştı. Kimse. Eskiden Kürt davası vardı. Balkanlar'da. Evet, eskiden Kürt davası vardı. Şimdi Suriye davası var. Yok uydu. Yok, Suriyeliler de vardı o zaman. Osmanlıydı o zaman. O zaman Osmanlı vatandaşıydı onlar, biliyor musun? Sadece onlar değil, aynı zamanda Boşnaklar da, Arnavutlar da savaştı. Biliyor musun? Ha, o zaman Osmanlı vatandaşıydı değil mi? Tamam, şimdi Osmanlı mı? Şimdi olmadığı için mi dışlıyoruz? Bak, hayır, dışlamıyoruz. Şimdi bunlar misafir olarak geldiler mi buraya? Peki bizim... Bir saniye bak, bir şey soruyorum. Güzel abiciğim, güzel kardeşim. Güzel kardeşim. Savaşta niye savaşmadı Suriyeliler? Biz 15 Temmuz'da bak direnç gösterdik ama Suriyeliler göstermedi. Neden? Gördün mü? Şahit oldun mu? Abi 15 Temmuz'da biz 261 tane şehit verdik. Hepsinin mekanı cennet. Sana bir şey soracağım. Bunlar misafir olarak geldi, doğru mu? He. Bir misafir 15 yıl kalır mı bir ülkede? Şimdi. Sen evini alır mısın? Kim? Ben sen mi? Suriyeli alır mısın? Ben evine mi? Bakar mısın? Besler misin? Gerçekten bak şimdi. Onu, biz insanız değil mi? Şu anda aynı baktığımız zaman... Bir şey sordum sana. Şimdi, alırım tabii. Ha, alırsın. Bak. Peki. Ben onu alırım. Suriyeli. Çünkü... Evi olmayan Suriyeli varsa evi alıyor. Ben alırım. Keşke Suriyeli olsa. Abi. Keşke Suriyeli olsa. Suriyeli olmaz. Keşke Suriyeli olsak diyor. Daha zor durumdayız. Üniversite okuduk. Boş. Daha zor durumdayız. Şey olsun. Kendi vatandaşımızı al, evine besler. Niye zor durumdayız? Niye? Bilmiyorum, soruyorum şu anda. Sen ne düşünüyorsun? Neden? Ben mi? Efendim. Şimdi ne düşünüyorum biliyor musun? Buyur abi. Şimdi biz adaleti hep dört duvar arasında arayan bir millet olduk. Adaleti dört duvar arasında. Adalet nerede?
Ha işte. İşte önce o adaleti şuramızda ararsak sıkıntı kalmayacak. Nerede arayacağız adaleti? Şurada. Ha burada. Peki yazılı adalete ne olacak? Var mı? Uyuyor mu kanunlara? Şimdi bak şimdi. Uyan var mı? Şimdi o eğer biz dürüst olursak sen de bir zaman sonra dürüst olmak zorundasın. Hı. Bizi yönetenler dürüst mü? Önce biz olacağız. Ha önce biz. Önce biz olacağız. Önce sen olacaksın. Kime oy vereceğini tabii bileceksin. Şimdi önce ben olacağım dürüst, ondan sonra da sizden bekleyeceğim peki dürüst olmayı. Peki bizi yönetenler şu anda dürüst mü? Ben dürüst değil. Biz eğer dürüstsek o da dürüst olur. Biz dürüst değilsek biz ondan dürüstlük peki beklemeyiz. Önce büyükler dürüst olması lazım. Toplumu onlar yönlendirmesi gerekmiyor mu? Şimdi o da bir başkasından dürüstlük beklerse? Onlar ama kanunu onlar hazırlıyorlar. Yasaları onlar yönetiyorlar. Ha, ben diyorum ki biz yasaya kanuna... Hocam bak... şimdi gidişatı soruyorum. Ekonomiden memnun musun? Şu anda genel olarak ekonomiden gidişatı hiç iyi değil. Neden? Neden mi? İşte, göz var, nizam var. Neden şimdi 20-21 yıldır ülkeyi yönetiyor Sayın Erdoğan? Bir sürü vergi toplandı. Birçok vergiler toplandı. Nereye gitti bu vergiler? Nereye mi gitti? Bahane nereye gittiyse Allah Allah. Bahane nereye gittiyse. Niye bahane? Senin paran değil mi o toplanan vergiler? Hesabını sormuyor musun bunu? Bunun hesabını Allah sor. Ben Allah'a sen kalır soracaksın. Sen vatandaş ol. Allah'a bırakma işi. Bana Allah'a kalırsaya kadar ona Allah'a icabına baka. Ona Allah sor. Bayağı bakmış abi ya. Ha. Ona kadar kendi o onu sorana kadar kendini kötüste bulur. Öyle mi diyorsun? Ya öyle de tabii. Ne diyorsun? Vergilerin parası sizin cebinizden çıkıyor. Allah'ın cebinden değil. Konuş abla konuş. Helal olsun. Bak aldığın sigaranın fiyatı ne biliyor musun? 53 TL şu an. Bak bir de yere attı ha bak yere attı. Görüyor musun? Çevreyi kirletti. Niye attın yere? Osman Gazi temizlesin abi. İşi ne? Allah. Sen galiba kafa biraz kıyak senin. Çektin mi bir şeyler? Ben her zaman öyle. Her zaman kafa kıyak. Abimin kafa güzel. Neyse röportajı abimle bitiriyorum. Hadi sana bol şans. Bak gülüyor ya. Ne güzel. Keşke herkes gülebilse.